Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemini değerlendirip konuşmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Özellikle dün Borsa İstanbul'da, Borsa İstanbul'a özel satış, dünyanın geri kalanından ayrışan bir borsa. Ancak beraberinde kurda da çok ekstra hareketler görmediğimiz bir gün. Biraz daha kendi Türkiye'nin kendi iç gündemi içerisindeki tartışmalar nedeniyle yaşanan bir satış olarak kayda geçti. Biz detaylarını konuşmaya çalışacağız. Diğer taraftan yine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Bloomberg'e verdiği mülakatta bunun içerisinde hem kripto varlıklar için düzenleme hem de hibeler ve verilen mali desteklerin büyüklüğüne dair çeşitli unsurlar söz konusu. Bunların detaylarına da belli ölçüde bakacağız yine bugünkü programımız içerisinde. Fed kendi tartışmasını sürdürüyor. Özellikle Fed'de başkan dahil iki başkan yardımcısıyla birlikte görev süreleri önümüzdeki yılın ortasına doğru dolmuş olacak. Bütün bu süreç içerisinde yeni atamalar kimler olacak? Fed'in yapısı nasıl şekillenecek? Buna dair de demokratların kendi içerisinde yaptıkları çeşitli tartışmalar var. Gelişen piyasalarsa Fed'in ve özellikle enflasyon tarafındaki yaşanan gelişmelerin yansımasını kendi adımlarına yedirmeye çalışıyor. Macaristan faiz artırımı tarafına doğru ilerleme eğiliminde. Yeni Zelanda Merkez Bankası önümüzdeki yıl itibariyle faizlerin artacağına dair iletişimine başladı. Dolayısıyla biraz da bu çerçeveyi değerlendirmeye çalışacağız ama biz sohbetimize başlamadan önce araştırma masasına gidelim. Araştırma müdürümüz Cumhur Örnek bizleri bekliyor. Güne dair ilk rakamları aktarmak, paylaşmak için. Günaydın Açıl, çok teşekkür ediyorum. Söze yurt içi piyasalardan başlayalım. Yurt içi piyasalarda dün dolar Türk lirasında 8.50 direncine doğru bir hareket vardı. Borsa İstanbul'da satışlar, CDS'imizde ise 400 bas puan üzerine bir hareketlenme. Ama yurt dışına bakacak olursak genel tema dolar endeksinin zayıflığı, gelişmekte olan ülkelerdeki değer kazançları ve borsalardaki rekorlardı. Güne baktığımız zaman başlangıçta dolar endeksinin zayıf seyrini 89.60'ta devam ettirdiğini görüyoruz. Gelişmekte olan para birimlerinde doların değer kaybı söz konusu. Ons altın ise 8 Ocak tarihinden beri ilk defa 1900 doların üzerine gelmiş durumda. ABD vadelerine baktığımız zaman da dün yatay kapanışlar vardı. Bugün artı, Asya borsalarında da yine artı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz. Grafik üzerinden birazcık detaylandıracak olursak eğer, dün Borsa İstanbul'da gelen %3.6'lık satış günü borsanın en dip seviyede kapatmasına neden oldu. Bir süreden beri 1450 seviyesinin üzerine geçilemiyordu. Dün gelen sert satışlarla günü en düşük seviyeden tamamladı. Şöyle endekslere bakacak olursam bankacılık endeksinde %2.7, sanayi endekste %4, ulaştırma endeksinde %4, gıda endeksinde %4'lük kayıplar vardı. Hacim ise 21 milyar TL'yle sınırlıydı. CDS üzerinden gidecek olursak ve Güney Afrika ile karşılaştıracak olursak son dönem içerisinde bizim fiyat istikrarını öncelediğimiz noktada özellikle Şubat ayında aradaki farkı 67 bas puana kadar indirmiştik. Ancak yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinden sonra yeniden Güney Afrika ile 5 yıllık CDS'imiz arasındaki puan farkı 200 bas puan üzerine geldi ve burada kalmaya da devam ediyor. Bir başka parantezi dolar endeksi üzerinden açacak olursak eğer, dün o da çok fazlaca konuşuldu. Özellikle Ocak ayında 89.2'ye kadar gerilemişti dolar endeksindeki zayıflık. Burada gördüğümüz kadarıyla yeniden bu dip seviyeye doğru yavaş yavaş bir gerileme var. Özellikle enflasyon beklentileriyle ilgili olarak Fed başkanlarının yapmış olduğu konuşmalar burayı yakından ilgilendiriyor. Bir başka konuyu da belki ons altın üzerinden açmak lazım. Son olarak da onu göstereyim grafik üzerinden. Ons altında 1900 doların üzerindeyiz. Genel anlamda bütün fiyatlamalar 8 Ocak tarihiyle karşılaştırılıyor. Euro dolar da öyleydi dün. Bugün de ons altın da öyle. 8 Ocak tarihini hatırlatacak olursak o gün Georgia seçimleri demokratlara gitmiş ve o gün hızlı bir doların değer kazancını görmüştük deyip sözü tekrar size bırakayım Açıl. Cumhur, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Biz de başlayalım Gökhan Şen'le sohbetimize. Dünkü satışla beraber herkesin birbirine ne oluyor diye sorduğu bir satış. Özellikle normalde bu kadar ağır satış gördüğümüz günlerde biz yoğunluklu satışı yabancıdan geliyor gibi görürdük. Fakat dün baktığımızda tablo böyle değil. Hatta
İçerideki satışı gördükten sonra yabancılar uluslararası piyasalara çalışan arkadaşları arayarak ne oluyor Türkiye'de bir şey oluyor demişler. Biz özellikle %1 civarında düşüşle devam ediyorduk güne. Fakat Amerikan piyasasının açılmasına bir 10-15 dakika kadar kala bu kayıplar %2'ye. Daha sonra piyasa açıldıktan bir yarım saat, bir saat sonra da yaklaşık %3'lere kadar geldi. Gün içerisindeki zirvesiyle dipleri arasında hisselerin %6'lık 7'lik marjlar oluştu. Dolayısıyla böyle bakıldığında epey hırpalayıcı bir satış olduğunu söyleyebiliriz. Biraz iç siyasi tartışmalar ve buna dair çok da karşılığı olup olmadığı tartışılabilecek beklentilerle bir anda bir panik satışıyla karşı karşıya kaldı piyasa. Evet, yani tabii sonuçta herkes birbirine sordu niye olduğunu. Zaten anladığım kadarıyla sonuçta bir beklenti ve hikaye problemi var burada. Yani hem orta uzun vadeli ekonomik dönüşümün belli olmaması, işte hem şeyler tarafında mesela Merkez Bankası Başkan Yardımcısı değişimi piyasa için çok büyük bir haber değil. Ama kurumsal yapının hala daha yani in the making, yani devam ediyor yapım aşamasında olması Merkez Bankası tarafında belki hafif bir tat kaçırmıştır. Ama bunlar tabii yani bir lot bile satış getirecek şeyler değil. Bunlar genellikle yani havanın ağırlığını korumasına sebebiyet veren katkı maddeleri. Şimdi yani dün yavaş yavaş benim WhatsApp'ıma şeyler gelmeye başlayınca işte erken seçim mi geliyor filan diye Kemal Bey anladığım kadarıyla CHP grup toplantısında ben de Ali Can'a sordum. Bir erken seçim çağrısı yapmış. Fakat bunu genellikle yapıyorlar son zamanlarda. Dolayısıyla neden dün fark etsin diye. Bu çağrının üstüne anladığım kadarıyla güçlü de bir çağrı gelince zaten şu an ortam gergin, işte iktidarın bakanlarına ilişkin yurt dışından gelen işte Sedat Peker'in açıklamaları filan. Bu bakımdan anladığım kadarıyla biraz şey var, yani bir hassasiyet var. Öyle olunca herhalde muhalefet milletvekilleri, grup üyeleri vesaire de sosyal medya üstünden buna destek vermişler. İşte hadi biz hazırız vesaire filan gibi. Sanki bir seçim çalışması, seçim kampanyası varmış gibi. Durum böyle olunca bütün WhatsApp'larda o şeyler gezmeye başlamış. Tweetler ve işte konuşma gezmeye başlamış. O bakımdan da yani hafif hafif de bir satış gelince demek ki yani bir erken seçim hazırlığı var ki böyle mesajlar dolanıyor diye düşünmüşler. O yüzden yani daha önce çağrılar yapıldı, bu kadar etkili olmamıştı. Niye bugün olsunun cevabı? Dün onda saklı. Bir de tabii dün yani Sayın Soylu'nun Habertürk'teki programının ardından yine işte Sedat Peker'in açıklamaları saat 6'da şunları bunları açıklayacağım demesi de bence bir ekstra gerginlik şeyi olabilir, unsuru olabilir. Tabii yani bunların fiyatlanması normal şartlarda yani algı, işte gündem, açıklamalar ve varlık fiyatları arasında böyle bir korelasyon yok normal şartlarda. O bakımdan olması bence olması beklenmez normal şartlar altında. Beklenmez. O yüzden de yani normal bir ortam yok. Bu bakımdan da biraz belki daha yerlilerin ittirmesi, yani yabancıların daha aktif olduğu piyasada bunlar şey yapmaz. Yani çok alerjiye sebep olmaz. Fakat işte likidite eksikliği, yerlinin daha ağır olması, belki spekülasyon, belki bu bahsettiğim hassasiyetten ötürü bence özellikle TL varlıklarda bir dip bulunamadı. Tabii bunu da kendi içerisinde araştırıp ayrıştırdığında aslında piyasa geneline yaygın bir satış ya da benzeşen oranlarda satışlar yok. Daha da Türkçe konuşalım. Mesela işte Türk lirasının dolara ve euroya karşı seyri, yani FX performansı dün dünyadan olumsuz ayrıştı, ama ne kadar ayrıştı dersen %1'e yakın. Yani bu açıklamalarla şunlar bunlar yıkılacak, arkasından da seçim geliyor filan gibi bir şey yok. Oradaki zayıflık yani normal süren bir zayıflık. O da ne? Yani problem var zaten. Çok ciddi alıcılar yok ya da işte döviz bozanlar yok. O yüzden bir talep geldiği zaman ekstra gün içerisinde oynayabiliyor. Burada hem yabancı katılımı, hem yabancıların pozisyonlanması, hem de piyasadaki likidite ve işlem hacmi zaten 2, 3, 4 yıl öncelere göre çok daha kötü noktalarda. O yüzden 300-500 dolarla piyasayı zıplatma mümkün. Yani birincisi bu. İkincisi bono tarafına baktığımda ya da işte onu birazcık daha belki fonlayan swaplar tarafına 300-500 baktığımda. 300-500 dolar deyince gerçekten 300-500 dolar anlaşılmasın. 300-500 milyon dolar anlamında söyledim. Bonolara ve swaplara baktığımda ise yine orada da çok anlamlı bir çözülme yoktu, ama hafif hafif böyle tatlı tatlı özellikle swaplarda faizler yukarı kayıyordu. Ama yani ekstra bir işlem hacmi, ekstra bir beklenti fiyatlaması pek de söz konusu değildi. Daha ziyade kurdaki hafif bozulmaya verilen tepki gibi bence okumak gerekirdi. CDS'te de 1-2 baz puanlık bozulmalar var. Yani herhangi bir işte seçim sattım haline giriliyor
vesaire fiyatlaması yoktu. O yüzden genellikle daha duygusal ve genellikle fiyatlamaları kalan varlıklarla uyuşmadığında haksız çıkan borsa fiyatlamasına dönüştü. Ve bazı kağıtlardaki satışlarda epeyce sertleşerek geldi. Yani defansif diye gördüğün kağıtlarda mesela %6'lar 7'ler bile okundu. Yani dünün özeti bence böyleydi. Onu söyleyebilirim. Tabii burada mesela şeye de baktığında yani... Yüz endekste dün artıda kalan bir tane hisse senedi var. Hangisi? Ya Fenerbahçe de hani sonuçta 100 endeksteki 99 hisse düştü anlamında söylemiştim. Anladım. Ben de merak ettim. Kalanı atfen değildi yani. Kimmiş o bir tane diye. Fenerbahçe yıkılmamış hakikaten, tebrikler. Bu bakımdan böyle bir gündü bu. Tabii şey tartışılır yani, böyle bir şey olsa neye nasıl tepki verilir, insanlar konuşuyorlar ama yani her şey bu kadar mekanik, o adımdan bu adıma şeklinde değil. Yani erken seçim olsa iyi mi olur, kötü mü olur, bu fiyatlama yanlış, yani bir erken seçim fiyatlamasının sonucu nasıl olur ayrıca tartışılır ama yani bir ülkenin seçim sattımı haline girmesi, hele ki Türkiye gibi ülkenin, öyle düşünüldüğü gibi otomatikman yani son sonuçları hemen burada fiyatlanır hale getirmez. O bakımdan da yani böyle bir gün yani oldu. Yani erken seçim kararı çıktığı takdirde, ki şu anda ortada böyle bir şey gördüğümüz kadarıyla yok. CHP'nin ve İYİ Parti'nin çağrısı haricinde böyle bir şey yok. Alican'a birazdan sorarız. Onları görünce zaten ben sordum. Yani ben mesela dün piyasa oyuncularıyla konuştum. Mesela dün Mehmet Aşçıoğlu'nu bağladık. Yani bir erken seçimin Türkiye'de alınacak mı, satılacak mı bir tema olduğu tartışılır dedi örneğin. Dolayısıyla evet, hani burada piyasa perspektifi biraz daha farklı oluşabilir. Evet, ama yani dediğim gibi böyle bir şey olmadığı için yani şu an gördüğüm kadarıyla partilerin gündemi zaten anayasa, özellikle Cumhur İttifakı tarafındaki partilerin gündemi anayasa yazımı. Diğer tarafta Millet İttifakı'nda da onların da kendi kurallarına göre ya da kendi gördükleri pencereden anayasa hazırlıkları var. Bir de tabii ki onlar şu an İçişleri Bakanı ne diyor, o ne diyor, video ne geliyor vesaire gibi sert muhalefet tarafındalar. Başka, yani başka dünyalar var ama hani erken seçim gündemi şu an yok gibi görünüyor. Ali Can zaten birazdan anlatır. Toparlayayım. Yani dünkü çözülme bu bence dedikoduya bağlı. Normal şartlarda başarılı olmaz. Dün niye başarılı oldu ya? İşte iki tane cevap verdim. Bir tanesi o kampanyanın daha şey gibi görünmesi. Diğerlerinden daha sağlam ve acaba bir şey mi oluyor algısı yaratması. İkincisi de şu an Türkiye'nin gündeminin tabii çok garip bir şekilde yurt dışından gelen videolarla belirlenmesi ve devamlı bunun konuşulması. Bu bir hassasiyet olduğunu ve yani şeyin çok kuvvetli olmadığını gösteriyor. Şu an bazın çok kuvvetli olmadığını gösteriyor. Zaten özel bir dönemdeyiz biliyorsun. Yani işte Covid-19 kapanma, açılma, aşı filan derken. Yani ben bu ikisine bağlıyorum açıkçası. Bu bakımdan yani hem dünkü yani yeni videonun sonuçları diyelim, hem de şeyler böyle bir erken seçim açıklaması olmayacağından ötürü büyük ihtimalle piyasa tepkisini verecektir. Yani bilmiyorum, yatırım tavsiyesi gibi olmasın tabii. Ama zaten TL'nin dışında kalan varlıklar, işte CDS, kur, faiz, swaplar vesaire, buralarda da herhangi bir hareket görmediğimizi tekrar tekrar belirtmek gerekir. Şimdi bir de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları vardı dün. Bloomberg'e vermiş olduğu mülakatın içerisinde. Belki biraz bunların üzerine konuşmak lazım. Bir yandan hibe ve destek başvuruları da dün itibariyle başladı. Dolayısıyla buralarda da çok yoğun talep olduğunu duyuyoruz. Sistemin kilitlendiğini vesaireyi de duyuyoruz. Dolayısıyla hani buralarda ihtiyacın ne kadar büyük noktalara ulaştığını bir kez daha anlamış oluyoruz bu yüksek taleple beraber. Şimdi bu tarafta desteklerin milli gelirin %3'ünü aşacağını ifade ediyor Sayın Bakan yapmış olduğu açıklamada. Cari açık konusunda bir çekinceleri kalmadığını, dolayısıyla aslında daha mutedil yerlerde bir cari açık beklediklerini, 20 milyar dolarlar civarında bir cari açık beklediklerini söylüyor. Diğer yandan kripto varlıklara ilişkinde düzenleme yapmayı hazırlandıklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda buradaki sürecin yönetildiğini, kısa süre içerisinde tamamlanacağını anlatıyor. Öncelikle nasıl tanımlanacağını, aynı zamanda ihraçların nasıl gerçekleşeceğini, dağıtımların kimler eliyle yapılacağını, saklamanın ne şekilde oluşturulacağını, diğer taraftan vergilendirmenin de nasıl getirileceğini düzenleyecek topyekün bir kripto varlık çerçevesi oluşturulmaya çalışıldığını anlıyoruz bu açıklamalarda. Yani ilk başlardan alayım. Tabii bu destek, hibe vesaire işleri çok kritik. O bakımdan da yani herkesin gündemi. İşte herkes bir şey bekliyor ama tabii ne yazık ki herkese yetecek kadar bir pasta da yok. Zaten en baştan da bunun milli gelirden, yani kamu tarafından karşılanarak milli gelire katkı yapması değil de krediler yoluyla verilmesi tercih edilmişti. O yüzden bu saatten sonra zaten Türkiye'nin verdiği desteklerin işte milli gelirin belli oranlarına geçmesi çok mümkün değil.
Kaldı ki zaten bas senaryoyu düşünürsek Türkiye'de ve dünyada her ne kadar hala da bazı problemli haberler gelse de bir şekilde bu işin artık yaz aylarında özellikle kuzey yarımkürede biteceği konusunda inanç hakim. O bakımdan da yani belli yerlerde, sınırlı yerlerde kalır. O politika tercihi geçen senenin tercihiydi. Bu saatten sonra o değişmez. Yani Türkiye mevcut desteklerle %3'üne herhalde varacak. Sayın Bakan'ın açıklamaları o yönde. O bakımdan herkes tabii bekliyor. Çünkü herkesin de canına tak etti. Kripto tarafına gelecek olursak zaten herhalde şu son düşüş de birçok insan için ya demek ki burada bir şeyler yapmalıyı şeye getirdi, gözünün önüne getirdi. Hatta o kadar iş saçma yerleri vardı ki burada ben devamlı olarak da anlatmaya çalışıyorum biliyorsun. Yani işin çok kapsamlı bir şekilde denetlenmesi, düzenlenmesi, vergilendirilmesi. Fakat bunlar yapıldıktan sonra da mutlu olmayacağımızı ve bu işin yanlış olacağını da anlatmaya çalışıyorum. Çünkü merkeziyetsiz tırnak içerisinde bir yapıyı yani babalar gibi merkezi hale sadece biz değil tüm dünya getirmiş olacak. Ondan sonra da elde ne kalacak göreceğiz. Yani şimdi mesela Elon Musk'ın birileriyle toplanması, işte madencilik konseyi falan kurması da merkeziyetsiz yapının bir şekilde çeşitli merkezler tarafından kontrol edilmesi ya da kendisine bir nizam verilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Bence çok acı tecrübeler oluyor ama zaten günün sonunda hepsi zengin olmuş olacağı için ya tamam kusura bakmayın merkeziyetsiz falan dedik ama biz de parayı bulduk o yüzden çok da bir anlamı kalmadı gideceğini düşündüğüm için yani çok da samimi bulmadığım için önemli bir bölümünü o yüzden işler bence olması gerektiği gibi gidiyor. Sistemi eleştirip sistemin sahibi olduğunda sistemi biraz daha farklı dizayn etmeye çalışmak gibi kendine göre. Evet yani işte eski şey vermeyelim sonra sağ sol tartışması olmasın yani eski çok ideolojik karakterlerin bugün daha... Ben tam onu kastetmeye çalışmıştım. Doygun hale gelince ya tamam ideolojiler de oluyor da insan işte yaş aldıkça daha da sakin hale geliyor filan diyerek durum açıklaması gibi normal bir evolüsyon yani orada şey yok. Ama buraya gider benim tahminim o yani. Peki istersen buradan devam edelim diğer konularla. Özellikle tabii merkez bankalarının ve dünyada bu enflasyonist ortamın gelmesinin ardından onların verdikleri tepkilerin yansımasını bulmaya çalışıyoruz. Fed başkanları düzenli olarak her gün üçer dörder çıkarak ya enflasyon artacak farkındayız ama çok da problem değil geçici olacağı tekrarlıyorlar. Dün de yine benzer açıklamaların geldiğini gördük. Bu Amerika tarafı için ama bununla birlikte hem ısınan ekonomiler... Yani parasal teşviklerin yavaş yavaş geriye çekilmeye başlanması önümüzdeki dönemin teması olacak. Ülkeler yavaş yavaş kendilerini buraya uyarlamaya çalışıyor. Macaristan'ı gördük, Yeni Zelanda'yı görüyoruz. Yeni Zelanda da bugün itibariyle önümüzdeki seneden itibaren faizin artabileceğini açıkladı. Aynı zamanda FED başkanlarının bazıları da tutanaklarda da gördüğümüz üzere diyorlar ki yavaş yavaş önümüzdeki toplantılarda bir tapering görüşmesini başlatabiliriz. Burada özellikle Clarida'nın açıklaması dikkate değer. Görev süresi doluyor. Büyük ihtimalle tapering'i görür görmez belli olmaz kendisi. Ama sonuçta bu noktada yapmış olduğu açıklama önemli. Yani yaz aylarında görüşülmeye başlanacak gibi duruyor bu tapering iş. Şimdi tabii yani bu enflasyon kimi yerde daha azgın, kimi yerde daha sakin bir şekilde hayatımıza girecek. Tabii kimin neye ne kadar tepki vereceği mutlaka ki önemli. O yüzden yani bir numaralı izlenecek faktör. Yani hem yani bir entelektüel için kısa vadeli piyasaları anlamaya çalışan hem ekonomistler için hem merkez bankaları için. Çünkü tek bir yerde izlemek de mümkün değil. Keza bunun hem lokal şeyleri var, ateşleyicileri var hem de küresel. Şimdi küresel olarak baktığında mesela bu işte şişe ağzı, dar boğaz neyse şey kanallarında, arz kanallarında bu tabii problemli bir yapı. Mesela işte IHS Market'in açıkladığı küresel satın alma endekslerine baktığında bunun bir sürü alt kalemi var. O alt kalemlerden özellikle bizim bu konumuza denk düşen dağıtım zamanları. Yani ben bir mal aldım mesela bunun dağıtım zamanı nedir? Delivery times diyorlar tam hani Türkçesi İngilizce takip edenler için de. Buralarda verilen yeni siparişlere oranla çok ciddi gecikmeler söz konusu. Bu bakımdan anlaşılıyor ki yani işin arz tarafında problem bitmedi. Bitmediği gibi mevcut arzın fiyatı da çok yüksek. Yani bu dar boğazlardan geçiliyor olması ister istemez ticareti tek yönlü hale de getirebiliyor. Bunun bir sebebi de işte hastalıkla ülkelerin mücadeledeki başarısı ve bölgesel farklılıklar. Örneğin Asya çok daha erken müdahale etti. Zaten herhangi bir işte yani hava yoluyla geçen virüsle mücadele güçleri çok daha yüksek. Çünkü devamlı olarak o döngünün içindeler zaten. Yani senin hep duyduğun hastalıklar bir şekilde Asya'da çıkıyor, bitiyor oluyor. Sana gelmeden haberin bile olmuyor. Bu şey COVID-19 geldiği için
ancak haberimiz olabildi. İşte çeşitli şekillerle, çok uzatmayacağım, kısa yani bunu yenip döngüyü erken ele aldıkları için ticaret de tek taraflı olmaya başladı. Özellikle burada tabii Çin'in yani 1,5 milyarlık nüfusuyla hem en büyük tüketen hem de en büyük üreten olması hasebiyle işler çok karıştı. Ve işte bu gördüğün konteyner krizinden tut da navlun fiyatlarının 4 katına, 5 katına kadar, çip krizine gitmesine kadar sebebiyet verdi. Yani talebin öne sert şekilde bölgesel olarak tek taraflı çekilmesi bir problem. Bu bahsettiğimiz arz sorunları başka bir problem. Üçüncüsü de baz senaryo, yani baz etkisi. Çünkü yani her şey çöktü talep. Sonra birden canlanmaya başlayınca herkes aynı tişörte saldırınca herkeste bir kolu kaldı, yakası kaldı filan. Böyle bir talep patlaması var kimyerlerde. Bir başka konu tabii verilen ekstra desteklerle insanların hayatta kalmaları, harcama şekillerini bir şekilde sürdürmeleri ve şimdi tekrar emek piyasalarına yani güruh halinde geri dönmeleri. Bu tabii maaşlarda ciddi bir ısınma getirdi. Bunu özellikle gelişmiş ülkelerin daha detaylı verilerinden anlamak mümkün. Amerika'da istihdam piyasası düşünüldüğü kadar fazla ısınmadı. Fakat maaşlar tarafına baktığında çok ciddi bir artış var. Bu yine bölgesel ve eyaletsel olarak çok büyük farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Yani bazı eyaletler çalıştıracak kimseyi bulamıyor. Diğer eyaletlerden insan çekiyor. Onlar saatlik ücretleri yukarı itiyor falan gibi. Bayağı fark var yani. 4 tane güçlü faktör saydık. Tabii kamu maliyesindeki ekstra genişleme dünyanın birçok yerinde ve para politikasındaki gevşek, ultra gevşek konular da belki birer madde olarak saysak, yani 6 tane maddelik önümüzde çok sert bir enflasyon getirisi var. Bunun yanında bir de tabii mal fiyatlarındaki yükselişi de getirmek gerekir. Yani demir çeliğinden tut da işte mısırına vesaire filan uzatmayayım. Bu 7. madde olur. En son da artık bu tip malları evinde oturan, para kazanması gereken, sıkılan, bol parayı bulan ya da posta kutusuna çek gelen vatandaşların trade etme, alma satma arzusuyla beraber bunlara tabii profesyonel büyükler de eklenince büyük bir spekülasyon, manipülasyon çılgınlığı. Bu da 8. madde. Bunların her biri fiyatları yukarı itiyor. Bu bazı yerlerde geçici olacak, bazı yerlerde kalıcı arazlar bırakacak. Fakat dünyanın geneline baktığında ben geçici olacak kampındayım. Ama yani bunu izlemek zorundayız. Yani bu baştan kurulmuş, kesin geçecek falan diye baktığın bir şey değil. Yani bunları çöze çöze ilerlemen lazım. O yüzden Çin mesela işte emtia spekülasyonuyla şununla bununla uğraşıyor. Gelişen ülkelerde zaten Brezilya biliyorsun yani kan akıtanlardan biri olmuştu. Türkiye en erken gelmişti şeyle, Macaristan'la beraber. Macaristan yine bu döngüye girecek. Yeni Zelanda'dan bahsettin. 2022'nin ikinci yarısında faiz artışından bahsediyorlar. Oradaki mantık çok basit. Bu Fed'den önce olacağı için Yeni Zelanda doları da yavaş yavaş Amerikan dolarının üstüne çıkmaya başlıyor. Yani toparlayayım, gelişen ülkelerde birçok yerde bu faktörler kaynaklı yüksek enflasyon görünüyor. Ama bizim gibi yani çok büyük problem yaşayan şu ana kadar ben pek görmedim. Yani Türkiye'de mesela yani çekirdek enflasyona bak, manşet enflasyona bak, epeyce yüksek yerlerde. Yükselmeye de devam ediyor. Hani devam ediyor. Yayılım endeksleri problemli. Mesela iktisadi yönelim anketine bakıyorsun. 3 ay sonraki satış fiyatları, yani veri herhalde 10 yıl kadar geri gidiyor. Rekor düzeyde. Bizim kadar sıkıntı yaşayan yok. Zaten merkez bankalarının enflasyon hedefiyle gerçekleşen arasındaki makasa baktığında en geniş Türkiye'de. O bakımdan bu canlı bir tehdit sürüyor. Fakat bizim kadar da insanların acı çekmediğini tekrar söylemek lazım. Yani. Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, günaydın. Günaydın. Bu erken seçim tartışması nereden çıktı ve özellikle iktidar kanadında bir karşılığı var mı yok mu senden dinleyelim. Evet, sanki aslında ilk kez Türkiye'de erken seçim konuşuluyormuş gibi bir hava oldu dün itibariyle. Benim gördüğüm kadarıyla ve konuştuklarımdan çıkarımım dün Sayın Kılıçdaroğlu, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısından sonra, grup toplantısının sonunda daha doğrusu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yine bir erken seçim çağrısı vardı ama bu sefer biraz daha farklı şekilde yazılı bir metinden de okuyarak ve tüm CHP milletvekillerine de hazır mısınız yönünde bir çağrı yaparak yaptığı bir erken seçim çağrısıydı bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı. Yani her konuşmasında Türkiye'nin seçime gitmesini belirtmesi bir yana, bu sefer Türkiye'nin belli başlı sıkıntılardan ötürü sıkıştığını
ve bunların çözülmesi için de bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu seçime hazır olduklarını ifade etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak. Ve grup toplantısının hemen sonrasında da tüm milletvekillerinin kendi sosyal medya hesaplarından ve yapmış olduğu açıklamalarda hazırız yönünde vermiş olduğu mesajlar vardı. Yine belki özellikle bu aslında bir anda işte öğlen saatleri itibariyle saat 2.30'dan itibaren dün acaba bir yine seçime yönelik bir çağrı veya bir karşılık gelecek mi yönünde soruları çok sordurttu Ankara'da. Bunun dışında dün Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı MHP liderinin. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na sahip çıkan yönde açıklamaları. Soylu'nun yalnız olmadığını ve İçişleri Bakanı'nın arkalarında olduğuna ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nden en üstten çok net bir açıklama geldi. AK Parti'den henüz bu netlikte bir açıklama gelmemesi soru işaretleri yaratıyor deniyor. Ama AK Parti yetkililerinin de vermiş yapmış olduğu açıklamalarda işte hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden hem İletişim Başkanlığı'ndan hem parti sözcüsü'nden zaten destek açıklamalarının geldiği ifade ediliyor. Şimdi bugün AK Parti grup toplantısı var. Bugün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili bir açıklama yapması ve bir destek açıklaması yapması bekleniyor işin doğrusu. Soruna cevap olarak erken seçimin dün itibariyle çok konuşulmasının sebebi özellikle CHP grubunda ve gruptan sonra yapılan açıklamalar olarak değerlendiriliyor. İç siyasetteki değerlendirmelerde de dün MHP'li Sayın Bahçeli'nin destek açıklamaları sonrası bugün de Cumhurbaşkanı'ndan bu yönde bir açıklama gelmesi ve dolayısıyla ittifakların yine her konuda olduğu gibi tam olarak ayrılarak ve ayrışarak İçişleri Bakanı'na destek veren Cumhur İttifakı'nın karşısında bir an önce istifa etmesi gerekmesi savunan bir Millet İttifakı olarak bloktaşlıklarını görüyoruz. Bugün muhtemelen Sayın Akşener de İYİ Parti grup toplantısında bu konuya değinecektir ve istifa çağrısını yine diyecektir. Aynı zamanda dün de biraz değindik. Yeni anayasayla ilgili anayasa metni değil, yeni anayasada İYİ Parti'nin nasıl bir çerçeve çizdiğinin bugün açıklaması bizzat Genel Başkan Akşener tarafından yapılacak. Şimdi dün MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını gördük. Erdoğan'dan bir açıklama beklenir mi? Biraz belki bunun da altını çizmek bugün lazım. Bugün muhtemelen grup toplantısında bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağı, ya en azından yapmasının beklendiği konuşuluyor Ankara'da. Dolayısıyla öğlen saatlerinde AK Parti grup toplantısında muhtemelen Cumhurbaşkanı dün Sayın Bahçeli'nin bu kadar net açıklamalarla yapmasından destek açıklamaları sonrası benzer yönde açıklamalar gelecek diye bekleniyor Ankara'da. Şimdi bir yandan da Erdoğan'ın yapacağı görüşmeler içerisinde biz de iki günden bu yana işliyoruz buralarda ama genel anlamda belki Biden'la yapacağı Haziran ayındaki görüşmeye hazırlık çerçevesinde Amerikalı şirketlerin yöneticileriyle yapacağı bir görüşme de olacak. Belki biraz bunu da tartışmak lazım. Başkanlık seçimleri sonrası bu kadar yoğun bir kadroyla yapılan ilk görüşme olarak değerlendiriliyor. Geçen sene de gerçekleştirilmişti hatırlanacağı gibi. Şimdi 14 Haziran'da muhtemelen Biden-Erdoğan görüşmesi gerçekleşecek. 16 Haziran'da da dün açıklandı Putin-Biden görüşmesi var. Dolayısıyla Haziran ayının ortası Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikadaki hamleleri ve görüşmeleri açısından kritik gözüküyor. Türkiye açısından bakıldığında da bugünkü görüşmede yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılı içerisinde 21 milyar dolarlık bir hacim vardı. Hedef 100 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ancak özellikle S-400 krizi sonrası, özellikle S-400 krizi başka başlıklar olmakla beraber şu anda sıkıntılı devam eden bir süreç olduğunu görüyoruz. Bugünkü toplantıda işte 20-21 şirket yetkilisiyle Cumhurbaşkanı bir araya gelecek. Hem yapılacak yeni yatırımlar, hem işbirliği alanlarının artırılması, hem de ticaret hacminin artması konularında Türkiye'nin bu konuda hazır olduğu bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilecek. Sonrasında bir açıklama yapılacak mı, yapılmayacak mı göreceğiz. Ancak Amerikan şirketleriyle Türkiye arasında ve Amerikan devletiyle Türkiye arasında sıkıntılı başlıklarını aşılarak yeniden iki ülke arasındaki ilişkinin tırnak içindeki stratejik ortaklığa veya farklı noktalarda birlikte hareket etme aşamasında tekrar ilerlemesi hedefleniyor. Bu açıdan önemli bir toplantı olarak bakabiliriz. Dediğim gibi sonrasında bir açıklama değerlendirme gelecek mi gelmeyecek mi şu an itibariyle. Bununla böyle tam ilintili ama şey sorayım. Şu Mısır'ın Katar'a davet edilmesi, yani bölgede özellikle Biden sonrasında politika değiştikten sonra bir şekilde bölge ülkelerinin de arayı bulmaya çalıştığını görüyorum. Mesela İran, Suudi Arabistan, Türkiye'nin tekrar Arap dünyasıyla bu en son yani İsrail işi tabii başka bir şey oldu ama nasıl görüyorsun? Gerçekten bir gelişme var mı sence? Yani sorunların çözülmesiyle ilgili bir gelişme var. Dediğin doğru, bir politika değişikliği var zaten. Ancak İsrail konusunu tam merkeze alırsak
Bunda bile bazı Arap ülkelerinin tepkilerinin yeterliliği konusu zaten tartışmalı açıdan, tartışmalı noktada. Ama hem Katar'ın diğer Arap ülkeleriyle yakınlaşması, Türkiye tarafından bakıldığında özellikle son birkaç senedir bütün uluslararası toplantılarda Türkiye'nin karşısında durduğu çok net olarak belli olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da Türkiye'ye yönelik mesajlarda daha ılımlı kelimelerin seçilmesi farklı bir politikaya gidildiğini gösteriyor. Katar konusu zaten anladığım kadarıyla çözülmek üzere, yani bölgedeki Katar'ın yalnızlığı konusunu diyelim. Mısır konusunda da özellikle yine Türkiye açısından bakıldığında kıta sahanlığı ve deniz yetki sözleşmeleri açısından bir adım bekleniyor hem Mısır'dan hem Türkiye'den. Bu açıdan görüşmeler gerçekleştirilmişti bakan yardımcıları düzeyinde de, diplomatlar düzeyinde de. Önümüzdeki dönemde özellikle hani bu Covid gündeminin, aşılama gündeminin biraz daha değişmesi ve olumlu yönde evrilmesiyle beraber bu konulara daha da fazla yoğunlaşılacağı söyleniyor. Ama şurası çok net bir şekilde doğru. Orta Doğu'da bir takım politika değişiklikleri var. Özellikle İran-Amerika görüşmelerinin olumlu ilerlediği yönündeki açıklamalardan sonra ben bölgede daha farklı değişiklikler olmasını da bekliyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Kısa bir ara, sonrasında Gizem Uzuner yatırım bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.